Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere yüzük içini frize uçlarıyla nasıl parlatabiliriz, cila noktasına getirebiliriz, onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi daha önce parasacık mandreni anlatırken bahsetmiştim böyle zımparalar kullandığımızı. Bu zımparaların yerine hazır satılan şöyle uçlar var. Bu uçları kullanabilirsiniz ama biz bez ve kağıt zımparaları tercih ediyoruz. Şimdi ben burada 4 aşamada parlatma noktasına geleceğim. Bu kullanmış olduğumuz zımpara 400. Bu bez zımpara. Bundan sonra kağıt zımparaya geçeceğim. 800 numara. Ve daha sonra tekrar kağıt zımparada 1500 numaraya geçeceğim. Parlaması için gerekli yüzeye ulaşmış olacağım bu sayede ve cila işlemine geçeceğim. Bir cila ile ürünün içini parlatmış olacağım. Şimdi bu yüzüğün içinde çok derin izler yok. Ben biraz derin iz verdikten sonra başlayacağım ki kalın bir eğeden sonra nasıl cilaya kadar gidebilirim. Bunu görmenizi istiyorum. O yüzden şöyle bir bölgeye kalın eğe izi vuracağım. Şöyle eğenin izini göstereyim. Hatta kalın pembe taş uçla da bir miktar iz vereceğim. Yani bir yüzüğün içinde bu izden daha kalın bir iz olamaz. O yüzden en kalından başlamak istiyorum. Şimdi görüldüğü üzere son derece kalın bir iz var içeride. Bu zımpara izini 400 ile gidermeye çalışacağım. 400 zımpara bunun içindeki izi alırken kendi izini bırakacak. Sonra bunun izini diğer zımpara ile alıp bu izi olabildiğince inceltmeye çalışacağım. Ve öyle bir hale gelecek ki bu izi artık gözle göremeyeceğimiz hale gelecek. Bu da bizim artık ürünü cilalayabileceğimiz anlamına gelir. Şimdi 400 bez zımparamı taktım. Bütün yüzeyi bununla zımparalıyorum. Şimdi sadece bir tarafını yaptım. Yani aynı işlemi bir de bu taraftan yapmam lazım ama ondan önce aradaki farkı bir görmeniz için tekrar yakınlaşmaya çalışacağım. Bakın bu tarafta iyi bir çizgiler var ama bakın bu tarafında çizgiler çok daha kalın. Şimdi devam edelim. Thank you.
Şimdi 400'ün parayla işim bitti. Bakın içeride pürüzsüz bir yüzey oluştu ama tabi bu çizgiler hala bizim için kalın. Dolayısıyla buradan cilaya geçemeyiz. Buradan cilaya geçersek ürün parlamaz mı? Parlar ama bu çizgilerde gözükür. O yüzden zımpara aşamasına devam edeceğiz. Artık bununla değil, 400 ile işimiz bitti. Bir sonraki 800'ü kullanacağım. Yani 400'den sonra siz 500, 600, 700 diye de gidebilirsiniz. Yani 100-100. Ama ben çok uzatmak istemiyorum. 4 zımparada cila aşamasına gelmek istiyorum. Bu arada yüzüğün içindeki ışıltının arttığını göreceksiniz. Çünkü çizgiler azaldıkça ışığı da daha iyi yansıtacak. Bu sebeple bu zımparayla da şu anda işimiz bitti. Tekrar zımparamızı değiştirip 1500'e geçeceğiz. 1500'den sonra 2000 ile devam da edebilirsiniz. Bu almak istediğiniz parlaklığın kalitesiyle ilgili bir şey. Şöyle göstereyim. 1500 son kullandığımız zımpara. Biraz daha yaklaşmaya çalışayım. Thank you.
Evet arkadaşlar, son zımparamı da bitirdim. Yani 1500 kağıt zımparayı da bitirdikten sonra böyle bir hale geldi. Şimdi bu aşamadan sonra ben cilaya geçeceğim. Ama dediğim gibi 2000'i yaptıktan sonra da geçebilirsiniz. Hatta ben 400'den 800'e geçtim. Bu aralarda başka zımparalar da kullanıp zımpara aşamasını artırabilirsiniz. Zımpara aşamasını artırırsanız bu iyi bir şey olur. Ama tabii sonuç itibariyle zamanı da gözetmeniz lazım. Her zımpara aşaması bir süreç. Şimdi ben bu aşamadan freze ucunda şöyle bir uçla, cilayla kullandığımız bir uçla, hatta şöyle kullanılmamışını göstereyim. Böyle bir uçla cila yapacağım. Ve nasıl bir kalite elde edeceğiz görelim. Bu uçların tamamı cila ile kullanılır arkadaşlar. Keçe gibi uçlar da, yani şöyle uçlar da yine cila ile kullanılır. Kullandığınız cilaya göre değişir alacağınız kalite. Şimdi yeni bir uç olduğu için böyle ilk başta bir alıştırmanız gerekir şeyi. Şimdi bu işlem sırasında aşırı ısınır yüzük. O yüzden alıştır alıştıra yapın. Şimdi yakınlaşmaya çalışacağım. Parlaklığı görebilmeniz için. Şimdi bu kalitede bir cila elde edebilmiş olduk. Sadece 4 aşamayla. Dediğim gibi bu 4 aşamada yapılır diyemem. Bunun aşama sayılarını artırabilirsiniz. Hatta cila sayılarını bile artırabilirsiniz. Bu ciladan sonra başka bir cila ile tekrar parlatabilirsiniz. Ama ben örnek teşkil etmesi adına bu kadar aşamanın yeterli olduğunu düşünüyorum. Şöyle büyütelim, tekrar edecek olursak birinci 400 zımpara, ikinci zımparamız 800 ve son zımparamız 1500'den sonra böyle bir uçla bu cila işlemini gerçekleştirmiş olduk. Bu videoda anlatmak istediklerim bu kadar. Umarım faydalı olmuştur.